Herkese merhaba. Üst söyleşilerindesiniz. Bugün bir konuğumuz var. Onu tanıtırken pek çok övgü eksik kalacaktır. Ben bu genç yaşında rehberlerin rehberi olarak anıldığına şahit oldum. Şahsen benim için de İstanbul'u gezme iştiyakımın, görme anlama merakımın, okumalar yapma istencimi diri tutmakta çok önemli bir payı vardır kendisinin. Ayhan abi, Hüseyin Avni Özkan'ı ilk konuk olarak onu çağırmanın özel bir sebebi var mı? Kankasıyım. Herkese merhaba. Elimizin altında o vardı mecbur. Bu arada rehberlerin rehberi derken Ahmet'i de unutmayalım. Bunlar çift başlı ejderha gibi. İkisi birden fazlasıyla iyiler. Sağ olsunlar. Hepimizi bu işlere merak sarmamıza sebep olan, bize bu düzeni öğreten, nasıl yapılması gerektiğini, nereye bakmasını gerektiğini öğreten kardeşlerimiz. Yaşça küçük. Abi bize böyle tanımlarla gelin ya. Nedir o rehberlerin rehberi bilmem nesi? Çift başlı ejderha, çift başlı yılan falan. Evet. Çatal dilli. Evet. Evet, Hüseyin açılışı bence bundan sonra sen yap. Evet. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk sevgili Barbaros ve sevgili Ayhan abimiz. Valla bu fotoğrafa ben bayılıyorum. Bu muhteşem bir fotoğraf. İki açıdan bayılıyorum. Bizim Aras dağlarımız arasında en güzellerinden biri bu. Tabii Mısır Çarşısı da var ama bu hakikaten bir başka güzel. Ve bunun uzun süre revakları da iyi korunmuş. Gördüğümüz gibi. Yani bu çarşıda, bu Aras'ta da dolananlar gölgede dolanabiliyor. O revaklar gölgelik de veriyor. Bir şeyi daha, eski Bizans ana caddesi, belki de yaklaşık olarak diyorum buradan geçiyordu. Ve Mese Caddesi'nden bahsediyorum. Sağ kol, bize göre yani Edirne Kapı'ya giden kol. Onunla ilgili çizimler vardır Ayhan abi. Barbaros sen de görmüşsündür belki. O çizimler sanki bizim direkler arasına bakarak yapılmış gibi. Yani bu bize direkler arası, bu Aras da şey hakkında da bilgi veriyor. Eskiden Bizans'ın ana caddesi nasıldı? Bunun hakkında da biraz bilgi veriyor. Bu tabii şey, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin Aras'tası. Yani bu sütunların hemen arkasında dükkanlar var. Tabii kahvehaneler var. Daha sonra işte tiyatro salonları açılacak. Bunlar daha sonra sinema salonlarına dönüşecek. Ama ilk başta bu dükkanlar ve belki de kahvehaneler Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ne akar olsun diye de yapılıyor. Aynı zamanda aynı Sultanahmet Arastası'nda olduğu gibi. 1826 yılına kadar burada Vakai Hayriye'ye kadar Yeniçerilerin baskın olduğu bir yer. Yeniçeri kahvehaneleri var. Ayhan abi de şimdi bahseder zaten onlardan. Fakat 1826'da Yeniçerilerin halledilmesiyle burası hafif bir karakter değiştiriyor ve İstanbul'un tarihi yarımadanın önemli bir eğlence merkezi haline geliyor. Özellikle Ramazan eğlenceleri. Ama sadece meddah oyunları ya da tuluat dediğimiz tiyatro oyunları değil, aynı zamanda İstanbul'un entelektüel takımının da takıldığı kahvehaneler var burada. Özellikle Fevziye miydi o kıraathanenin ismi? Evet, Fevziye, evet, kıraathanesi. Fevziye kıraathanesi ve diğer başka kıraathaneler var. Burası 19. yüzyıl boyunca İstanbul kültür yaşamının önemli bir merkezi. Fakat 1880'lerden itibaren başka bir mahalle oluşmaya başlıyor. Suyun öbür tarafında Galata Pera ve zaman içerisinde sanıyorum 1900'ler ile birlikte bir ayrım başlayacak. Galata Pera
Ekkabir, zengin takımının takıldığı, işte müzik hollerin, tiyatroların olduğu yer haline gelecek. Burası daha çok avam takımının takıldığı yer olarak bilinmeye başlayacak ama ne olursa olsun 1950'lere kadar burası önemini koruyacak. Tabii ben bu direkler arasının tamamıyla Menderes döneminde değiştiğini zannediyordum, değilmiş. Yani Menderes dönemine geldiğimizde zaten bu sütunlar uçmuş gitmiş. İşte Menderes döneminde son bir düzenleme yapılmış. Yani bayağı kelleşmiş diyelim amiyane tabirle direkler arası. İşte birkaç dükkan, orijinal dükkan kalıntısından başka bir şey direkler arasında kalmamış. Fakat bu Ayhan abi ile yaptığınız program hakikaten çok ilginç ve güzel bir program. Çünkü sırf Menderes dönemi değil aslında. 1960'ların sonundan başlıyor İstanbul'da o yıkımlar, yol genişletmeler, sokakları genişletmeler ve bu 60'ların 1860'lardan bahsediyorum tabii. Sonundan başlayıp da 1960'lara kadar giden süreçte bayağı bir tarihi yapı yok oluyor. Eğer onları bir şekilde koruyabilseydik İstanbul bambaşka bir İstanbul olacaktı. Tadından yenmez olacaktı. Sağ olun siz şimdi böyle bir program başlattınız. Bu tarihi yapılar artık gitti. Onlar artık gönlümüzde ve fotoğraflarda kaldı. Ama hakikaten güzel bir program yapıyorsunuz. Önce sokağın bugünkü hali, bugün bir modern bina ve birden bir fotoğraf geliyor. Görüyoruz ki orada eski bir tarihi yapı, hamamdır, camidir, var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zevkle izliyorum sizi. Biz teşekkür ediyoruz. Daha önce Beşiktaş'ta Galata'daydık. Artık Suriçin'deyiz. Eski İstanbul'dayız. Evet. Dolayısıyla Ayhan abi niye bizi Suriçin'de ilk buraya getirdi? Ben de merak ediyorum. Buyur Ayhan abi. Şimdi Barbaros, bir önceki resimde bir hatırlatma yapalım da. Şimdi bu Vezneciler metro durağı günümüzde. Oradan Şehzadebaşı Camii'ne doğru bakıyoruz. Arkada gördüğünüz minareler en öndeki İbrahim Paşa'nın minaresi. Sonra görünen ve görüntüye girmeyen bir minaresi daha olan Şehzadebaşı Camii. Bu Hüseyin'in demin hatırlattığı gibi 1860'lardan 1957 Menderes yıkımlarına kadar burası 3 kere büyüyor. Fakat şu anda görüntüde bakıyoruz. Camilerin olduğu taraf hiç dokunulmadan, sadece ön revakları yıkılarak o büyümeler hep karşı taraftan yapılıyor. Yani bakış açımızda sol taraftan yapılıyor. Yani akışta, resim akışlarında göreceğiz. Yani baktığımız yerden sağ tarafa dokunulmuyor, sadece revaklar gidiyor. Hep büyüme sağ taraftan yapılıyor 3 kere de. Yıkımlar evet. Ben de orijinal 1-2 dükkan sağ tarafta. Sol tarafta hiç orijinal dükkan kalmadı. Evet, hemen hemen. Tabii, sıfıra indi ya. Doğru. Yani o gözden bakılsın diye hatırlatayım. Tamam şimdi akışa evet. Başlayabiliriz. Seba Jolie'nin arşivinden önemli bir fotoğraftı. Şimdi Cumhuriyet'in 10. yıl dönüm kutlamaları yanılmıyorsam. Birlikler arası. 1930. Şimdi ben burada mesela şunu hatırlatmak isterim. Evet, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları. Yalnız bakın TC, CHF direkler arası. Yine metronun, Vezneciler metrosunun önünden Şehzadebaşı tarafına bakıyoruz. Yani tramvay mıydı bunların ismi? Tramvay. Onların bize geldiği taraf, arka tarafları direkler arasına girmiş olduk. Şimdi bu yazılardaki CHP yazısını ben P harfi F'ye dönüştü diye algılıyordum baştan. Hayır, o zamanki ismi Cumhuriyet Halk Partisi değil,
Cumhuriyet Halk Fırkası. Evet. Yani yazı doğruydu, ben yanlış algılamışım. Evet. Devam edebiliriz. Abi şu sağdaki altı okun arkasındaki yapı Ferah Tiyatrosu mu acaba? Evet, Ferah Tiyatrosu. Ben ona tekrar tekrar bakıyorum. Ferah tamam. Tiyatrosu. Evet. Yani bugünkü direkler arası lokantası. Tam merdivenin evet. durduğu yer. Evet. Evet, şimdi Vezneciler, bugünkü Vezneciler metro istasyonunun oradayız. Bak mesela direkler arası kebap diye çıktı şimdi o bina. Evet, o doğru. Sağda. Evet. Şimdi aynı yerden Vezneciler metro istasyonundan bu sefer Kalenderhane Camii'ye bakıyoruz. Evet. Sağımızdaki evet. çevrili olan yer eski ne, bizim konağın ismi neydi ya? Letafet. Letafet Apartmanı. Etrafı evet. çevrili olan. Açılmaya neredeyse hazır. Önce katlı otopark diye başladı burası. Fakat son bir yıl içinde daha bitmeden önce üniversiteye devredildi. Yani açıldığında bir üniversitenin bir bölümü olacak burası da. Evet. Anladım. Hüseyin Avni abi Kalender bir şeyler söylemek ister misin? Hazır bu açıdan bakıyorken. Evet, Kalenderhane Camii eski bir kilise, manastır kilisesi. Akataleptos kilisesi, manastırının kilisesi. İsmi de Akataleptos mu yoksa Theotokos Kriotisa mı? Yani Tanrı doğuran Meryem Ana kilisesi mi? Tam bilemiyoruz ama sonuçta manastır Akataleptos manastırı. Burası daha sonra 1204-1261 yılları arasında ilginçtir. Katolik bir tarikatın merkezi oldu. Fransiskenler. Aslında bizdeki 19. yüzyılda tüm Fransisken aslında tüm Katolik kiliseler neredeyse Fransiskenler tarafından kuruldu. Fakat onlar daha önce gelmişlerdi. 1204-1261 hatta buraya geldiklerinde bu eski Rum Ortodoks Kilisesi onların mekanı olduğunda Francis halen yaşıyor İtalya'nın Assisi kentinde. Ve bu kiliseye Aziz Francis üzerine ilk freskler yapıldı. Yani en eski freskler buradaydı. Daha sonra bu freskler yanılmıyorsam arkeoloji müzesine kaldırılmış. İlginçtir. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet burayı şeylere verdi. Bir Müslüman tarikatına verdi, Kalenderiler. Bunlar da çok ilginç, heterodoks bir tarikattı. Fakat Sultan Süleyman dönemine kadar her ayaklanmada vardılar. Ve en son Sultan Süleyman döneminde yine büyük bir ayaklanmanın lideri Şeyh Kalender'di. Ama ondan sonra artık bu tarikatın sonu geldi diyelim. Ve bu yapı 1750 yılına kadar boş kalıyor. Sonra 1750 yılında Topkapı Babüş Sade Ağası Beşir Ağa tarafından camiye çevriliyor. Ama tarihsiz bir yapı. 19. yüzyılda sanıyorum depremde minaresi yıkılıyor ve terk ediliyor. Ve 1968'e kadar burası bir harabe. İçinde kimsesiz çocuklar yaşarmış. Yani 1968-75 arası Amerika'da bir üniversite ve İstanbul Üniversitesi burayı restore ettirdiler ve yani çok yeni 1975'ten beri tekrardan cami olarak kullanılıyor. Ben biraz sonra Hüseyin bu haritalar kullanacağız ya Perviç'in onun kullandığı ismi de bakalım hangi ismi kullanmış. Tamam, kesin. Bakalım orada. Evet. Şimdi tam aralıkta bir kemer görüyoruz. Kapı. Meşhur Bozdağ'ın kemeri. Evet, 16 Mart Şehitleri Caddesi'nin Süleymaniye'yi açılan kapısı diyelim buna. Aynen. Solda, bakın tabelada Arapça harflerle belirtilmiş. Hemen orada Kalenderhane'ye dönen sokak. Onun evet. köşesindeyiz. Evet.
Bak mesela bunu büyütürsen haritayı Barbaros, o Evet. ismi bir okuyalım, kalenderhaneye bir isim vermiş. Ne demiş onun ismine? Farklı bir isim mi vermiş Sen diye. Maria Diakonissa. Duydun mu sen? Okuyabildin mi? Kalender camisi diyor. Kalender Buradaki camisi. bahçede ise Sen Maria Diakonissa. Saint Marie Aziz Meryem demek. Diakonissa Saint Marie Diakonissa herhalde Tanrı doğuran anlamı var. Latince bu. Bunu bilemiyorum. Ben Ama de öyle zaten algılıyorum. evet, Diakonissa herhalde Tanrı doğuran, Tanrı anası gibi bir ismi var. Zaten Meryem Ana Kilisesi. Demek Manastır Akateleptos da olsa ki ise Meryem Ana'ya adanmış olarak kabul ediliyor. Ama tam emin olamıyorum tabii Diakonissa nedir? Tamam. Şimdi birden karşımıza çıktı. Bilsek önceden Erkan Eseroğlu'na sorardık. Evet, biraz önce gördüğümüz sokak 16 Mart Şehitleri Caddesi'nin Bozdağ Kemeri aracılığıyla. Evet, biz evet tam oradaydık, doğru. Bir de Bu arada önde de medresesi varmış. O medrese bugün boş meydan. şimdi ben söyleyecektim Hüseyin. Şeye Evet. gitti o. Bak, Kalenderhane Cami Sokağı diye bir şey yazılı orada hemen yanında. O sokak yok şimdi. Evet, yok. Doğru. Eski girişi orasıydı. Sokağın Evet. yanındaki boş görünen arsa sol tarafı bugünkü kız yurdu. Evet. Göreceğiz. Bir paşa konağıymış orası. Kız yurdu Anladım. oldu. O medresede şimdi yok. Kalıntılar kız yurdunun, Kalenderhane Camii'nin oradan yükselip de duvardan bakarsan kalıntıları görünüyor. Çok dikkatli bakarsan. Evet. Tamam. Sen şu Şehzadebaşı Caddesi bölümünü istersen bir büyütüver. Oradaki yapıları bir anlatalım. Tamam. Hüseyin sen de. At Evet. şeyler, tiyatrolar, sinemalar. Bir sonraki görselde zaten onlar yazılı olarak gelecek de sen başla burasından ne anlatıyorsan. Evet, bu en sağdaki Ferah Tiyatrosu herhalde, değil mi? Şu an tabii Sine Ferah yazıyor. Tabii bu tiyatrolar daha sonra biz de aslında şeyde de öyle. İstiklal Caddesi'nde de öyle, Pera'da da öyle. Bütün bu tiyatro salonları daha sonra sinemaya dönüştü. Sinemanın yayılmasıyla birlikte. Bunların fotoğraflarını da göreceğiz herhalde Evet ilerleyen evet var, hepsi var. dönemlerde. Hemen onun yanında Turan Tiyatrosu var. Onun yanında ise Kız Talebe Yurdu var imiş. Ben ona biraz açıklama yapayım. Evet. Burası eli kalem tutan takımın döneminin hemen hemen çocukların hemen %70'i edebiyatçılarımızın bu semtte muhakkak bir bağlantıları var. Ya burada doğmuş, ya burada okul okumuş, ya buraya gezmelere gelmiş. Hepsi çok fazla bahseder. Şu Kız Talebe Yurdu'ndan da kardeşim mirasımızdan kalan yere kapısı arkadan olmak üzere Kız Talebe Yurdu kurdu diye söyler Evet. birisi. Yani bunun caddeden değil girişi, Darül Elhan Evet. Sokağı tarafından. Evet. Tamam, ben böyle ufak arada. 77'de boş bir alan gözüküyor. Bunlara zaten sigorta şirketlerinde arsa yazısı yazıyorlar. Ondan sonraki zaten Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi. Hüseyin pardon, bir tane daha söyleyeyim. O boş arsa değil, gene aklıma geldi. Ferah Tiyatrosu'nda ve Turan Tiyatrosu'nda ilişkileri nasıldır? Birlikte mi yaptılar, başka birine mi kiraladılar bilmiyorum. Orada da sirkler kuruluyor dönem dönem. Hatta burada aslan kaplan gibi vahşi hayvanlarla da gösteri yapıldığı geçiyor. Çok Evet, seyrek ilginç. ama bunlar.
İlginç. Her zaman değil. Evet. Zannedersem bu maliyetli sponsor isteyen bir iş. Herkesin gücü evet. yetmiyor. Ama Ramazan dönemlerinde burada o tür sirklerde var. O var. Arsada görünüyor. Evet. Şimdi burada ilginçtir. Şeyleri de küçük küçük koymuşlar. Henüz dükkanlar olduğu gibi duruyormuş farkındaysan direkler arasının. Her iki tarafta da. Sağdaki dükkanlar yani caddenin üst tarafındaki dükkanlar bir şekilde bazıları kaldı ama alt tarafındakiler tamamıyla gitti. En sağda Milli Sinema var, onu görüyoruz. Onun komşusu da Hilal Sineması. Aslında Milli Sinema'nın yanında bir iki yapı daha varmış. Mesela burada bir kafe, ahşap kafe varmış. Onlar gitmiş bugün itibariyle. Ve bu senin bahsettiğin artık olmayan sokak değil mi Bayan abi? Evet, şu Acemi Nefer Sokağı şu anda yok. Ama birazdaki bir görselde karşımıza çıkacak, bunu onun için kullanacağız. Evet. Sen şu şeyleri de bir bahsetsene. Balaban Ağa Camii ile hamamı. O evet, tarafa şimdi geleceğiz ileride. İstiyorsanız abi orada daha detaylarıyla tamam. Da olacak. En azından burada gördük bunları. Evet. Burada gördük, evet. Yani 1935 yılında buradaki atmosferin çok da değişik olmadığını görüyoruz. Hala en azından 4 sinema var ki bunlar tiyatro salonu olarak da kullanılıyorlar. Halen dükkanlar yıkılmamış. Revaklar belki gitmiştir 1935'te, bilmiyorum ama dükkanlar halen duruyor. Genel olarak yapısını korumuş 1935'lere kadar. Evet, bu arastaların 1720 yılında inşa edildiğini biliyoruz. Ve aslında Yeniçerilerinde vakit geçirdiği bir yer burası değil mi Ayhan abi? Zaten bahsettiğin tarihte de bir büyük isyanlardan birisi olacak. Patrona Halil İsyanı 1720. Hedefte bu İbrahim Paşa, damat İbrahim Paşa Nevşehirli. Yani onun yeri de burası. En fazla olaylar burada olacak. Evet. Ama 1826 yılına kadar Yeniçerilerin kontrolünde bir direkler arası. Tabii. Bir sürü Yeniçeri kahvehanesi var. O, hatta Yeniçeri kahvehaneleri belki daha sonra Osmanlı entelektüelinin buluştuğu yerler olacak. Evet. Özellikle Fevziye Kıraathanesi değil mi Ayhan abi? Evet. Fevziye Kıraathanesi başta ve çayhaneleri meşhur. Sırası evet. Geldikçe yerlerini söyleyerek isimlerini zikrederiz. Evet. Bugün ki görünümü Şehzade Camii'ne doğru bakıyoruz. Evet. Aslında tam ilk en başta koyduğun fotoğrafın açısı gibi. Hani orada biraz daha yoldan çekilmişti fotoğraf. Şimdi şöyle yine benzer bir açı diyebileceğimiz bir evet, yer. Evet, gene benzer bir açı. Doğru, gene aynı yer gibi. Bakın burada herhalde bu şeyle eşleşiyor. Deminki haritayla eşleşiyor. Revaklar uçmuş, dükkanlar duruyor. Gördüm. Evet. Ve biraz daha büyümüş yol. Evet. Evet, kahvehaneler dedik. Bir Ayhan abi özellikle bir kahvehane görseli kullanmamızı evet. istedi burada. Nedir bu? Bu da dikkatini çeken Ayhan abi. Bu çay ocağının üstündeki logo, remiz neyse onu büyüterek göstersene. Ben onu çok sevdim. Bakın orada bir bizim Süleyman Mührü dediğimiz var. Evet. Evet. Barbaros Oklan'ı da göstersen arkadaşlar belki. Evet. O Süleyman Mührü dediğimiz. Yani o zamanlar pek teknoloji yok ama elinden gelen
her şeyi de güzelleştirmek için yapmışlar. Yani tam bir usta işi o. El dövmesidir bence. Evet, şu an pek bulamazsın herhalde değil mi Tabii tabii. Ya kim uğraşır ki bu kadar şey, bu kadar vakit geçirip de bunu yapsın üstüne? Devam edelim. Gene şimdi aynı biz, yerden bakıyoruz. Evet, aynı yerden. Yaklaşık biz Vezneciler metrosundan yola çıktık işte. Hem eski resimleri gösteriyoruz hem de biz oradan ileri doğru gidiyoruz. Fevziye Caddesi veya Kıraathanesi'ne doğru gidiyoruz. Evet. Evet. Şimdi burada direkler arası kebap var. Onun yanındaki yapıdan itibaren miydi Ayan abi Ferah Tiyatrosu sineması? Bu ayakkabıcıyla evet, onun best yazan yerle direkler arası kebap. Bu burası Ferah'a denk geliyor. Anladım. Tamam. Yani bu iki parsel bir olarak kullanmış gibi görünüyor. Evet. Şimdi de Ferah Tiyatrosu'na gene yukarıdan bakıyoruz. Evet. Tam bir köşe oluyor yani. Sol tarafımızda yaklaşık Celal Ağa Konağı'nın eski hali. Evet. Burası tamamen yıkılacak. Ondan sonra yeniden yapılacak. Evet. Tekrar karşıdan görüyoruz. Ayakkabıcıyı. Evet. Gene Ferah'a bakıyoruz. Yanındaki döviz olan yer Turan. Turan başlıyor orada da. Evet. Ha, şimdi burayı okuyalım. Bu güzeldi. Ha, evet. Bunu büyütebilirsen İşte dönem dönem sevgili. İsimleri isim değiştirerek yerler aynı. Evet. Ferah Tiyatrosu 28'e kadarmış. 28'den 41'e kadar sinema olmuş ama orada 50'lere kadar tiyatrolar sahnelenmiş aslında direkler arasında. Sonra yeni Ferah Sineması oluyor. En sonunda da Şehzade Sineması oluyor. Hemen komşusu Turan Tiyatrosu önce donanma sinemasıymış. Sonra Millet Tiyatro ve Sineması olmuş. Turan Tiyatrosu en sonunda Turan Sineması. Çünkü Millet Tiyatrosu yolun karşı tarafına taşınmış anladığımız kadarıyla öyleyse. Çünkü milleti bir de aşağıda göreceğiz. Evet, yolun evet. Diğer tarafında. Evet, öyle bir değişiklikler de var. O da nedir? İşte Emperyal Sineması, Milli Sinema, Güneş Sineması ve Felek Sineması oluyor en son. Hemen o Balaban Ağa Konağı'nın olduğu yer. Balaban Ağa Konağı mıydı? Yanlış söyleyeyim. Celal Ağa Konağı. Celal Ağa, pardon, düzeltiyorum. Onun komşusu ise Şark Sineması, sonra Hilal, sonra Emre. Ama uzunca bir dönem Hilal diye bilinmiş. Burada tam şeyin ucu, direkler arasının neredeyse bittiği yerde Fevziye Kıraathanesi'ni de işaretlemiş. O kıraathane de çok önemli tabii. Sen onu yeni sinema diye okumuştun değil mi sonradan? Hangisini? Fevziye Kıraathanesi yıkıldıktan sonra yanıyor, yıkılıyor. Hı hı. Haritada sen bize okumuştun yeni sinema diye. Ha, olabilir. Demek oraya da sinema açılmış. Çok sen önemli. Yeni sinema yapılıyor diye okumuştun onu. Ben sonradan gördüm onu. Oraya bir sinema yapıldı. Gerçekten de ismi de Yeni Sinema. Evet, doğru evet. Okumuşum demek. Hakikaten çok sevindim. Doğru okuduğuma. Oraya da geleceğiz zaten. Hı hı. Burası Turan Sineması olarak. Evet. Şurada yarım daire şeklinde bir pencere var. Ferah ve Turan yan yanalar. Evet. Yani şuna benzettik ama. Evet, burada da öyle. Bugün de o gösterdiğim bina, yani bu bizim çektiğimiz resim, anahtarcı var orada, o binada. Yani çilingir de denir herhalde. Önünde de adam boyunda bir tane kilit var. Çok güzel demirden bir kilit yapmışlar. Caddede duruyor. Aa, destur. Adam boyunda. Fark etmedin değil mi onu? Yo. Adam boyunda demirden bir asma kilit var. Allah Allah. Çok güzel bir işçilik o da. Bakalım.
da. Evet, şimdi Atlıcı'nın önündeyiz. Burası Fevziye Kıraathanesi'ne yakın bir yer değil mi Ayhan abi? Evet, çok yaklaştık. Evet. Daha şimdi doğrusu Kerim eski Oğlu dönemde Tatlıcısı. Burası da Fevziye Kıraathanesi. Ama sonradan yenileşmede küçük küçük dükkanlar oluştu. Hah, şimdi oldu. Yani Fevziye Büyük Kıraathane daha sonra yan yana ve birkaç dükkana bölündü. Bunlardan biri de ünlü tatlıcı Cemil Molla mıydı? Cemilzade. Cemilzade. Udi Cemilzade. Sarayda da udi çalıyor. Adam burada doğuyor. Babası Şehzadebaşı Camii'nin imamı. Küçüklüğü burada geçiyor. Okur iken bir taraftan da çıraklık yapıyor. Şeker işini çok iyi öğreniyor. Kendisi tezgaha girip şeker imal eden birisi, tatlı imal eden birisi. Evet. Sonra da işte Mısır'a gidiyor davetle. Sonra tekrar buraya geliyor. Burası bittikten sonra onun üçüncü kuşak torunları hala yaşıyorlar. Onlar kapandıktan sonra tekrar dükkanları canlandırıyorlar. Zannedersem günümüzde 5 tane falan var. Üçü sizin karşı yakada. Kadıköy, Moda, Bağlarbaşı. Şubeleri var orada. Ama merkez şimdi, burası yani. Cemilzade buradan çıktı. Çok ilginç. Cemilzade'nin olduğu yerde şu an bir başka tatlıcı var. Onun kadar ünlü değil tabii. Ama sağ olsun Barbaros bize onların buradaki dükkanının fotoğrafını değil ama Mısır'daki dükkanlarının fotoğrafını buldu. Evet. Evet. Burada Udi yani, görüyoruz. Yolu Kahire'ye de düşüyor. Tabii ki ünlü coğrafyaya kadar yayılıyor. Ayhan abinin dediği gibi Mızık ve Hümayun'da da çalışmış. Çok genç yaşta tutuculuğu yapmış. Ve Şehzadebaşı deyince onu da ya ben fark edemedim. Siz fark ettiniz mi? O iki kişi duran yaşlı adam sanki o kendisi galiba. Fark evet, edebildiniz evet. Mi? Evet, o. Cemilzade evet. O. Oymuş, oymuş, evet. Şey, Cemil Bey o daha doğrusu. Oğlunun ismine dükkan olduğu için Cemilzade diye geçiyor. Kendisi evet. Kuruyor. Fakat padişah böyle şeylere soğuk. Sarayda görev yapanların sanatkarlıkla uğraşmasını istemiyor. O da dükkanını çocuğun üstüne yapıyor. Mehmet Ali. Onun için abi, Cemilzade diye tatlıcı öyle kalıyor ismi. Abi Mehmet Ali de en soldaki mi acaba? Onu tanıyamadım ama Cemil Bey o. Kravatlı, da, sakallı olan. Babasının yanında duruyordur bence. Evet. Yok yok, baba dediğin Cemil. Yok, yanındaki yok. Büyük bir ihtimalle işte Mehmet Ali'dir. Oğlu da yanında duruyordur. Babadan evet. Ayrı durmamıştır. Bu Kahire'deki dükkanın ismi de Şark Şekercisi. Evet. O dönem beyaz pantolonun ve dar paçanın herhalde meşhur olduğu bir dönem. Evet. Hüseyin. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Biz böyle eski resimlerle kayıp eserleri arayacaksak galiba bize bir tane Latince bilen, bir tane Yunan tarihçisi, bir tane Osmanlıcayı çok iyi bilen, yani ekip çok kuvvetli olmalı ya. Dur, baksana böyle bir yazı geliyor. Biz sadece aklımıza gelenleri söylüyoruz. Olsun abi, etimiz ne budumuz ne. Biz böyle kör topal gidelim. Tekrar ediyoruz. Bu dükkan direkler arasındaki dükkan değil. Evet. Kahire'deki dükkanları. Ama direkler arasındaki dükkanı bulamadık. Onun için koyduk. Evet. Bu arada evet. Deminki kaynak da 100 yılı geçen işletmeler diye bir başlık var. Öyle bir kendileri evet. Bir dernek gibi bir şey kurmuşlar. 1902'deki buradaki kayıtlarından söylüyoruz. Evet. Tescil ettirdikleri isim kaydından söylüyoruz. Evet, burada Hacı Kerimoğulları'nın sağında ve solunda, yani daha doğrusu düzeltiyorum, Cemilzade Şekerlemecisi'nin sağında ve solunda başka bir iki esnaftan daha bahsetmiştin sen. Evet, bir şu an tam karşıdan gitsene, görüyoruz. O Mısır resminden öncekine geri gitsene. Tamam, dur bak. Kaynaklarda şöyle geçer. Cemilzade ve yanında Sokrat eczanesi. Bu tesadüf müdür? Bak, yerinde Cemilzade'nin başka bir şey var.
Başka bir tatlıcı var. Yanında da başka bir eczane var. Yalnız burada da bir gene aklımda kalmasın. İki kayıtta galiba buradaki değişikliklerde yer değiştirmiş olabilirler. Bir kayıtta No 26 diyor. Buraya denk geliyor. Başka kayıtlarda da No 36 diyor. Fevziye Caddesi'nin girişindeki şimdi yani Büyükşehir Belediye binasına doğru olan taraf oradaki otelin altına denk geliyor. Orada da görünüyor, hatırlatalım. Evet, bir işletme daha var mıydı burada? Üçüncü bir işletme. İki tane daha var. Daha görüntüye gelmedi köşede. Evet. Pes kalıpçısı ve lekeci. Yani bugünkü kuru temizlemeci diyebiliriz. Evet. Yani o günkü esnafların yaptığı işlere de bakın. Fes kalıpçısı ve lekeci ve cadde üstünde dükkanlar. Demek en fazla iş yapan bir şeylerden evet. Birisi. Bu arada bir şey daha hatırlatayım. Yine bu çayhanelere geldik neredeyse konuya. Çayhanelerden bahsederken çaylarını yaptıktan hariç gündüzleri erkenden gelirlerdi. Örneğin Ramazan günlerinde de. Temizliklerini yaparlar. Perükarlıklarına devam ederler. Akşamleyin çayhane yaparlardı. Perüker nedir'e baktım. Berber. Berber. Hatırladınız mı? Ben yetiştim onlara. Kahvelerde berberler vardı. Kahvenin içinde. Bir köşede. Evet. Perükar da ağırlıklı olarak buradaki çaycılar en azından dükkan kullanmak anlamında gündüz berberler, Ramazan günlerini kastediyorum, en yoğun o dönem, gündüz berberlik yaparken gece çaycılık yapıyorlar. Ramazan günleri burası zaten, bir seneyi kurtaran gelirleri Ramazan günlerinde oluyor. Evet. Perüker'i de araya sıkıştıralım yani. Perüker berber demek. Evet Ayhan abi, sol taraf Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi. Evet, evet. Bak, bu fotoğrafta diğer taraftaki dükkanlarda duruyor ama belli ki bu dükkanlar yıkılıp yol bu tarafa doğru genişliyor. Evet, bir daha genişleyecek. Daha bu resimden sonra bir daha genişleyecek. Genişleyecek. Evet. Demir evet. Olarak da bir Çinili fırın olduğu söyleniyor. Şu anda orada bir Çinili fırın börekçisine. Aslında. Bu Çinili fırın da 1970'lerin sonunda 80'lere doğru buradan kalktı. Yerine başka biri geldi. Bu isim hakkını kullanıyor belki bilmiyorum. O fırında Laleli'ye, Koskaya doğru bir yere geçti. Ama pardon abi ne ama dedim? Ama artık o Laleli'ye taşınan yok değil mi? Onun peşine düşmedim ya. Var tamam. Diye hatırlıyorum onu. Zannedersem Harikzadelerin yanındaki tatlıcılardan birisi. Tamam. Yani sonuçta burada emin değilim. Duruyor Çinili fırın olarak. Evet. Bakın gene yol dar zamanları, dar olduğu zamanlar. Yaklaşık ben bu resmi tarih görünüyor mu üstünde? Hayır. 1940'lar gibi algılıyorum. 30'lar 40'lar arası diye algılıyorum resimden. Evet. Bu sağdaki ilk sinema yine Ferah mı yoksa Ferah'ı görmüyoruz da direkt Turan'ı mı görüyoruz acaba? Ben şeklindeki pencereden görüyoruz. Evet yarım ay şeklindeki pencereyi bir yank nokta sonra kalırsak Turan olması kuvvetli. Turan tamam. Okay. Aynen abi nereye işaret ediyorsun burada? Şimdi işte Fevziye Kıraathanesi gene o çelik büfe en baştaki dükkan diye sayalım. Demin baktığımız dükkanlar bize yakın olan taraftaydı saydıklarımız. Yine tariflerden o çelik büfe yazan yerde işte birinci dükkan fes kalıpçısı, ikinci dükkan lekeci dediğim, ondan sonra Cemil Bey, ondan sonra Sokrat eczanesi. Öyle gidiyor. Bunların Fevziye Kıraathanesi de bunların yerindeydi eskiden değil mi? Tabii. O tek başına bütün alanı kaplıyordu. Fakat yenilendikten sonra böyle küçük küçük dükkanlar oluştu. Oluştu, evet. Gayet güzel. Evet. Yaklaşık o deminki büfenin tam önünde duruyorum. Karşımdaki İbrahim Paşa Sebil'i.
Benim durduğum yerde birazdan göreceğimiz Osman Baba Türbesi. Tam durduğum yer Osman Baba Türbesi. Efsane Osman Baba. Onu anlatacaksın herhalde bize. Evet. 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 Yeri gelmişken burada yaya geçtiğinde yayalara yol vermeyen bir ticari taksiyi de ifşa etmiş oluyoruz. Güzel. Özellikle bu açıdan çektik. Evet. Ve yine benzer açıdan Nevşehir İbrahim Paşa Sebil'ini görüyoruz. Evet, gene Sebil'i görüyoruz. Külliye'yi görüyoruz. Ve bu caddede Vefa'ya doğru giden cadde olsa gerek. Bu arada resimleri izlerken izleyicilere notum. Şaşırmayın, hep aynı yerler, teyitli, çok uğraştık üstünde. Fakat görseller, aa bu burada yoktu önceki resimde demeyin, dönem dönem gösteriyoruz. Evet. Garip garip birden hatırlatacağım onları. Hiç beklemediğimiz bir gecekondumsu bir şey çıkıveriyor karşımıza cadde üstünde. Evet. Şimdi şu karşıdaki yoldan da bir 100-150 metre ilerledik mi solumuzda Vefa Lisesi beliriyor, değil mi abi? Doğru mu söyledim? Evet. Evet. Tamam. Okey. Devam. Burada onun tartışması oluyor herhalde. Hayır, evet. 200 metre. Hayır efendim 350 metre. Burada Ayhan abi yalnız maskeyi çıkarmış bana gömecek gibi öyle bir hali var. Deminki konuyu tartışıyorduk herhalde. Olur mu olmaz mı? Ne alakası var falan. Evet. Gene aynı yere bakıyoruz. Başka bir dönemde. Evet. Şeyler burada duruyor daha revaklar. Değişmiş buradan. Bak revaklar hala bozulmadan ilk haliyle görünüyor. Evet. Görece daha eski bir. Demin hatırlattığımı Hüseyin bak şimdi. Tam o milyon taşı dediğimiz şey var ya dönen taş. Önde bir gece kondu var. Ya onu işte gibi. Caddenin üstünde nedir bunu anlamadım. Yani bu geçici bir karakol olabilir. Evet. Böyle yerleri karakol kazıyor. Bunun arkasında değil mi o meşhur taş? Evet evet o tam o yapının arkasında kaldı şimdi. Evet orta hani direk taşına da geleceğiz. Merkezi denilen. Evet. Ama evet. Görüntüdeki ağaçlara bakar mısınız ya? Cadde ağaç dolu ya. Evet, ne güzel. Evet. Yeşili bol. Evet bu yaya geçitlerini çok sevmişiz. Tekrar yaya geçitinin önünde kurallara uyalım. Ya oradan ayrılamıyoruz çünkü hı. Orada Ayhan abinin Osman babası vardı. Birazdan göreceğiz herhalde. Geleceğiz. Evet. Bu arada bir anı rahmetli Cem abi, Ahmet Faik onların turu geziyoruz. Ben dedim ki tam burada dedim Osman babanın türbesi vardı. Yolun ortasına geçtim. Arabalar carcur, frenler falan. Beni kolumdan tutup kenara çektiler ezileceksin diye. Abi bu fotoğrafa bayılıyorum ya. Bak faytonlar var. Sebil halen faaliyette. İnsanlar gelip Sebil'den bir şeyler alıyorlar. Fotoğraf birazcık geriden çekilse solda o meşhur hani sözde Mimar Sinan'ın İstanbul'un merkezi diye koyduğu yeşil somaki mermer var. Ve 100-150 metre ilerlesek bu yoldan solda herhalde Vefa Lisesi tek bir bina olarak evet. 1870'deki Efkaf Dairesi diye geçiyor. Evet. Yani Efkaf şeymiş. Vakıflar. Ne o? Neydi pardon? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Vakıflar Genel Müdürlüğü diye sayabiliriz. Onun tam evet. Karşısındaki binada deposu diye geçiyor. Demek ki arşivi. Hı hı. Çok fazlasıyla evrak var ya tapusu bilmem nesi. Evet. Ve geldik Fevziye Caddesi'ne. Fevziye Kıraat. Yine aynı noktadayız yani bir yere gittiğimiz yok. Evet, Ayhan evet. Abi en fazla bir metre sağa çekiliyor. Bir metre sola çekiliyor. Evet. Zaten birazdan Osman Baba'nın türbe fotoğrafı gelir ve bize anlatmaya başlar. Evet. Evet. Evet, şimdi bunu da bir yorumlayalım. Ama bu köşedeyiz. Pardon, senden hariç biz buna çalıştık. Bak ben biraz burada açıklama yapayım. Demin evet. Durduğum yer, Barbaros'un işaretlediği yer. Evet, sürekli evet. Ayrılamadığım yer.
Bakın Fevziye Caddesi, burası Laleliye Camii'nin oralara doğru çıkacak ileride. Hafifes yaparak. Şimdi Hüseyin sen okuyabilirsin. Fevziye Kıraathanesi yıkılmış. Ne yazıyor orada? Sine. Barbaros az daha büyütsene. Bir tık daha. Yok yok ben büyüttüm. Sen bize onu okuyuver. Büyüttüm. Şimdi tekrar büyütüyorum. Eski sinema ahşap yıkılmış. Yeniden inşa edilecek. Ve ismi de Yeni Sinema oluyor onun. Evet. Yanındakine bakın, caddeye girdiğimiz, şimdi birazdan bugünkü halinde göreceksiniz. Ne kadar büyük yer kapladığını düşünün. O köşeden şu Leyli Tip, evet. Talebe Yurdu dahil, şimdi göreceksiniz yenisi resminden. Çok büyük bir alan kaplayan bir yer. Bu arada da Leyli Tip'i de açıklayalım, Talebe Yurdu'nu. Leyli yatılı demek. Bu arada bir şey demin unuttuk. Karşı tarafa bakarken hani Turan Sineması'nın yanında bir okul göstermiştik ya. Evet. Orası da Leyli İnas Mektebi. Yani yatılı kız okulu. Evet. Şimdi burada Mahmudiye Çeşmesi Sokağı var hemen girdiğimizde. Benim hatırlatacaklarım. Evet. Şimdi burada sen bir açıklama yap. Buradaki hikayemizi bir anlat. Çeşmenin üstünde evet. De sen kalıver Barbaros. Evet. Bu sokakta bir tarihi yapı var. Mahmudiye Çeşmesi. Barbaros'un daire içine aldığı yer. O Mahmudiye Çeşmesi bugün yok. Onun yerine orada bir otel var. Fakat şimdi birden otelin ismi Tilya. Galiba Tilya Otel. Evet öyle demişti. O çeşme yok. Yani Tilya Otel'e denk geliyor diye düşünüyoruz. Tilya Otel galiba o çeşmenin olduğu yerde şu an. Şeyi de ansana ya. Adını analım. Çay içtiğimiz evet. Yeri. Sevgili Gözde arkadaşımızın çalıştığı otelin olduğu yer. Bir de bak şimdi burada başka bir şey daha göstereyim. 69 numara görünüyor ya Şehzade Caddesi'nde. Hı-hı. 69 numara. Evet. Bak altındaki sokağın ismi o sokak da yok bugün. Muhtar Paşa Sokağı. Evet. Ve o sokakla cadde arasında bir yapı var uzunlamasına. Evet. Orası Muhtar Paşa Akaretleri diye geçiyor. Muhtar Paşa Ahmet Muhtar Paşa. Evet. Ondan sonra oğlu Mahmut Muhtar Paşa. Burada ben bir hikaye anlatacağım. Yalnız etrafını bir tanıtayım. Bir de Fevziye geçidi var bak. Hemen bitiminde 71 numaranın yanı. Onu büyütüp göstersene. Evet orası. Büyütüp çarşı göster. Fevziye çarşısı geçidi. Gördünüz evet. mü? Orada gördüm. Da bir nevi akaret değil. Şahıs malı. Orada da bir çarşı var. Bunların hepsi değişti. Hepsi yıkıldı gitti. Şimdi bu Muhtar Paşa'yı anlatayım. Muhtar Paşa'nın evini ben arıyorum konağını. Burası diye diyemiyorum. Emin olamıyorum. Fakat bizde bir hikayesi var. En azından bu dükkanlar Muhtar Paşa'ya ait olduğunu biliyoruz. Konağı burada mıydı diye kestiremedim. Bizim meşhur hikayemiz var. Serhafiye Fehim Paşa. Herkesi yıldıran en belalı paşa bu. Başka yerde hikayesini anlatıyoruz, derinlemesine girmeyeceğim. Buna da kafayı takıyor. Buna dediğim Deli Fuat Paşa konağı yanmış, geçici olarak Muhtar Paşa'nın kiracısı olmuş. Onun konağına geçmiş. Deli Fuat Paşa'nın da çekimlerini yaptık. Hatırlayabildiniz mi bugünkü ismi neydi? O da bir otel. Simkeşhane'nin arkasında. Deli Fuat Paşa'nın konağı yandığında geçici olarak buraya geliyor. Şimdi padişaha sürekli Fehim Paşa kışkırtmasına rağmen Fuat Paşa'ya bulaşmak istemiyor padişah bile. Padişah'ın da adını söyleyelim abi.
Padişah işte İkinci Abdülhamit. Geçmişten geliyor da Abdülhamit dönemi diyelim. İkinci Abdülhamit, evet. Evet. Ama öncesinde o Murat'a falan da onun dönemlerinde de adı geçiyor. Aziz'de Murat'ta da bir görevleri olduğunu görüyoruz. Bizim bahsettiğimiz ikinci Abdülhamit. Fakat Abdülhamit bile bulaşmak istemiyor buna. Adı öyle çünkü. Deli Fuat. Aklına geleni söylüyor. Birdenbire sinirleniyor. Fakat Fehim Paşa kışkırtmaya devam ediyor. Diyor ki bakın muhaliflerle işbirliği yapıyorlar. Prens Sabahattin'i destekliyorlar ve toplantılar bunların burada oluyor. Neyse bir gün film kopuyor. Punduna getiriyor Fehim Paşa. Bu konağı arama yapacak. Basıyor. Deli Fuat Paşa da silah elinde dışarı çıkıyor. İki taraf silahları çekiyor adamlar. Öyle bir çatışma oluyor ki Şehzadebaşı caminin içine devam ediyor orada da. İki tane adamı yaralanıyor. Bunlar diyor işte polise silah çektiler. Padişah böyle jurnal gidiyor. Padişah da artık ipini çekin diyor. Deli Fuat Paşa el çektiriliyor. İdam cezası da alıyor. Fakat padişah yine tepki alacağım diye bunu kabullenmiyor, sürgüne gönderiyor. Sonradan da ileriki zamanlarda görüyoruz ki vurdukları adamları polis değil, Fehim Paşa'nın bitirimleri. Götürdüğü hastanedeki sonradan çıkıyor belgeleriyle, hediyelerle, medyelerle bunları polis diye kaydettirmiş yaralıları. Yani buradaki konakta çok büyük çatışma oldu. Evet. Konakta şimdi burada bir önemli yer daha karakol yazıyor mesela. Hepsinin bunların resimlerini birazdan göreceğiz. Bu da Sekbanbaşı A konağı. En sonunda işte Cumhuriyet döneminde de devam etti. 1960'lara kadar sonradan düğün salonu oldu. Burası karakol idi. Hemen arkasında yanında Bukalı Dede'nin türbesi var. 18 sekbanlar var. Biraz daha aşağıyı görelim. Burada başka bir şey var. Bakın Bukalı Dede sokağa devam edin. 18 Sekbanlar Sokağı. Burası 4 kapıdan eski odalardayız şu anda. Yeniçeriler eski odalardayız. Evet. 18 Sekbanlar kapısından Meyit Kapısı ismi buranın mezarlığa gidiliyor. Mezarlık nerede? Biraz daha aşağı kay. Bak göründü zaten. Bak mezarlığa. Tamam. Yani 18 sekbanların hemen altında mezarlık. Şu boş adam mı? Yok. Daha yukarıda. 18 sekbanlar sokak yazıyor ya. Tamam. Hemen mezarlık altında yazıyor mezarlık abi. Yazıyor. Orası. Şimdi biz günümüzde onu göremiyoruz. Şu yokuşun ismini bir gösteriver bize. Sol üstte. Selim Paşa. Selim Paşa yokuşu. Bugünkü Genç Türk Caddesi burası. Yani evet. Bu mezarlık bugün yok. Meyit kapısı demeleri bu mezarlık kullanılıyormuş. Bu mezarlığın yerine karakol diye gördüğümüz yerdeki 18 sekbanlar mezarlığını biliyoruz biz. Şey nerede abi? Bu ismi en uzun olan cami neredeydi? Bu Serezli Sokağı'nın S harfi başlangıç yerinin biraz ilerisinde görüntüde yok. Görüntüde yok mu? Tamam. Görüntüde yok. Karakol'la Serezli Sokağı'nın hemen açık alanında. Bir de onu söyleyelim. Yaklaşık bir saattir konuştuğumuz mekanlar özellikle direkler arasının alt tarafındaki o koca mahalle olduğu gibi eski odalar. Yeniçeri Kışlası. Değil mi? Evet. Evet. Tamam, akışa devam edebilirsin Barbaros. Evet. Tekrar bahsederiz onunla. Şimdi işte Fevziye Kıraathanesi'ni görüyorsunuz. İki elimi açmamın sebebi sol tarafın Şehzadebaşı Caddesi, aşağıya doğru Hamidiye Oteli yazan tarafa doğru da
Laleli Camisi'ne doğru giden yol. Burası da Yeniçerilerin kışlasının ana kapısı. Türksel yazan yeri gene eski resimlerden gösterip orada hatırlatırım size. Türksel yazan yerin üstü de Padişah Kasrı. O şerbet içtiği yer. Biraz sonra eski resimlerde bahsederim.